Haberin merkezi Show Haber'den. İyi akşamlar değerli izleyenler. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmak üzere karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan üretene, esnafa, ücretli çalışanlara seslendi. Hepimiz işimizi daha iyi yapalım dedi. Türkiye'nin hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, temellerin ilerisi için güçlü atıldığını vurguladı. Girişimci daha çok yatırım yaparak, sanayicimiz daha çok üreterek, memurumuz daha iyi hizmet sunarak, velhasıl her birimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadeledeki yerimizi almalıyız. Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz açıklaması yapmıştı Cumhurbaşkanı. Bu kez toplumun tüm kesimlerini daha çok çalışmaya çağırdığı hedefi vurguladı. Ekonomi sisteminin köklerinden sarsıldığı, yeni bir düzenin doğuşunun sancılarının çekildiği bir dönemde Türkiye hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek daha etkin söz sahibi kılmaktır. Erzurum'la Artvin'i birbirine bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde açılış töreni vardı. Ya Allah! Bismillah. Canlı bağlantıyla seslendi Erdoğan. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye son 19 yılda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarını hatırlattı, sözü ekonomiye getirdi. Hamdolsun bugün Türkiye hem en yeni hem de en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. İnşallah ekonomideki hedeflerimize ulaşarak kurduğumuz bu altyapının hakkını vereceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız. Sonrasında mesaisini AK Parti Genel Merkezi'nde sürdürdüğü kurmaylarıyla siyasetin sıcak başlıklarını değerlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarımızın telefonları dinleniyor iddiasına Ömer Çelik karşılık verdi. İlk olarak benim hatırladığım kadarıyla 2018 yılında söyledi. Kendisinin ailesinin telefonunun dinlendiğini söyledi. 3 yıl bitti. Ne ortaya bir belge koyuyor, ne gidip savcılığa bir suç duyurusunda bulunuyor. Bu tipik bir fitne siyaseti oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise öğretmen ataması için sınava giren ancak mülakatı geçemeyen adaylarla birlikte kamera karşısındaydı. Evlatlarımızın hakkını korumak boynumun borcudur diyen CHP lideri sandık vaadinde bulundu. Söz veriyorum mülakatı kaldıracağız dedi. Bu evlatlarımızın hakkını hukukunu korumak benim boynumun borcudur. Haklarını alıncaya kadar da mücadele edeceğiz. Sosyal medyada isyan çığı gibi büyürken CHP lideri mülakatı kazanamayan gençlerle kamera karşısına geçti. Onlara özür borcumuz var dedi. Gün boyu uğraşmasına rağmen bakana ulaşamadığını söyledi. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olur mu? Adaletin olmadığı bir yerde bereket olur mu? Bu çocukların hayatını çalmak kimin hakkıdır? Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen ataması için yapılan mülakat sonuçlarını açıkladı. KPSS'de dereceye giren adaylar sözlü sınavda eğlenmelerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. 2 gündür uyku uyuyamıyorum. Ben ilk yüzün içindeydim. Ben de eğlendim. Sözlüde eğlenen öğretmen adayları sosyal medyadan sonra Kılıçdaroğlu'nun yanında sürdürdü tepkilerini. Adayların belgelerini sosyal medyada paylaşan CHP lideri seçim vaadini tekrarladı. Açık ve net söz veriyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuza bu mülakat belasını kaldıracağım. Yurt gezisini Uşak'ta sürdüren Meral Akşener'e bir vatandaştan sözlü tepki geldi. Ortam bir anda gerilirken protestocu polis tarafından uzaklaştırıldı. Oylarınızın şuurunu kurucunu zevkler vermemelisiniz. Cezalandırın. Oylarınızı cezalandırın. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sandık mesajları verirken bir vatandaşın protestosuyla karşılaştı Akşener. Meydanda tansiyon bir anda yükseldi. Elime tutma, elime tutma. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin şikayetlerinde 5 bin liraya. Ne biçim konuşuyorsun abi sen öyle ya? Cumhurbaşkanısın sen. Allah Allah. Bu ülkede...
yurt gezilerini Uşak'ta sürdürüyordu İYİ Parti lideri. Esnafı ziyaret etti, kapıları çaldı. Ay, ne kadar hoş burası. Geçim sıkıntısı yaşayıp yaşamadıklarını sordu tek tek. Durumundan şikayetçi olan da vardı, olmayan da. Babam emekli. Ne kadar emekli maaşı alıyor? 5000 lira civarında bir emekli. O zaman yüksek. Onunla bile zor geçinilir. Ayrı ama iyi. Onu mesela anlamak için sorayım. Tableti var mı? Kendimiz aldık. İyi. Halka da seslendi, ilçelerde tam eşmeden ayrılmak üzereydi ki ortam bir anda gerildi. Protestocu adamı polis uzaklaştırdı. Müşteri elini, seçmene de elini, maalesini siz çektireceksiniz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Hükümetten hamle üstüne... Hedef piyasalardaki dalgalanmanın sona ermesi, milli paranın değer kazanması. Bir tane bozduracağım. Çeyrek bozdurup mevduat hesabıma yatırmayı planlıyorum. Fırsatı değerlendireceğim, mevduat fırsatını. Türk lirasına talep artsın, değeri yükselsin diye bir adım daha atıldı. Altın hesabından Türk lirası mevduata dönenler daha avantajlı kazanca sahip olacak. Döviz korumalı hesaptan sonra altında da korumalı hesap dönemi başladı. Altın mevduat hesabı açılacak. Amaçsa yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırabilmek. Var mı yastık altında altınınız? Taktıklarımız var, o kadar. Çok az var. 3-4 tane çeyreğim var, o kadar. Altın mevduat hesabı açanlar fiyat artışlarından artı olarak etkilenecek. Ancak fiyatlar düşerse de faiz geliri elde edebilecek. Yani tüketicilere, vatandaşlara bu hesabın bir olumsuz etkisi yok. Bu devirde altın birikimi kolay mı öyle? Bugün sabah duydum televizyonda ama bilemiyorum ne olduğunu anlamadım. Şimdi bir şey diyemem. Dövizli olduğu gibi altın hesabında da 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli hesaplar açılacak. Ancak vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankası'nca fiyat farkına ilişkin bir ödeme yapılmayacak. Değeri 280 milyar doları bulan yastık altındaki 5000 ton altının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bence onu biraz daha yaşlılar yapsın ya. Onların çok var altınları. Merkez Bankası 2022 yol haritasını da açıkladı. Rezervlerin artırılacağı, Türk lirası mevduata desteğin süreceği vurgulandı. Orta vadede enflasyon hedefi ise %5 olarak korundu. Kadıköy'deyiz şimdi. Bir kadın orada bulunan bir polis aracının yanına geldi. Önce bağırdı, sonra da memurlara hakaret edince kadının tacizkar tavrı polislerin sabrını taşırdı. İşte Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderilen o anlar geliyor şimdi. Bağırdı, tuhaf hareketler yaptı. İki potosuna ayağını koyunca polislerin sabrı taştı. Dün akşam saatleriydi. İddiaya göre alkollü bir kadın Kadıköy'deki polis aracının yanına geldi. Memurlara sataştı. Önce onu sakinleştirmek için yanına gelen adama çantayla vurdu. Sonra ekip aracına ayağını koyunca polislerin tavrı da değişti. Sarhoş kadın bağırarak uzaklaştı. Olan var, olmayan var misali. Kalabalıkta para saymak çoğumuz için şık bir davranış değildir. Üstelik o para şöyle kucağınıza döküp sayacağınız kadar çoksa. Haksız mıyım değerli izleyenler? Şimdi sıkı durun. Bir dilenci metroya binip kesesinden tomarla çıkardığı hasılatını saydı. Pişkin kadını görenler gözlerine az sonra sizin de inanamayacağınız gibi inanamadı. Ağlıyla sızlıyor. İnsanları semiriyorlar, başka bir şey yok. Çok rahat yani, hiç çekinmeden. Maalesef işte bizim Türk halkının acıma duygularını kullanıyorlar. Duygu sömürüsü, din sömürüsü, her şey var. Metroda yere böyle oturdu, bağdaş kurdu. Sonra da dilendiği paraları bir güzel saymaya başladı. Nereden baksan 200-300 lira. Aydan aya bir muhasebeciye ihtiyacı vardır. Yolcuların arasında paralarını sayan dilenci
pes dedirtti. Maşallah bizden çok parası var. Öyle bir arada bir silkelense herhalde şıngır şıngır paralar düşer. Ama biz eşek gibi çalışıyoruz, affedersin. Bu görüntüler Üsküdar Altunizade metrosunda kayda geçti. Bir yolcu kaydetti. Gerçekten söylenilecek söz bulamıyorum. Biz fakir dilenciler zengin. Dilencinin kesesinden bir tomar para çıktı. Görenler hayret etti. Onların günlük kazancı normal asgari ücretle çalışan insanlar çok daha fazla. 2 kuruş da olsa sömürü sömürüdür. Sokaktakilerin birçoğu bilinçli. Dilencilerin duygu sömürüsüyle para topladığının farkında. Ama dilenciliğin cezası caydırmadığı için vatandaş biraz da buna isyan ediyor. Cezalar bu kadar hafif olursa herkes her şeyi yapar. Kabahatler kanununa göre kardan zarar eder. Vermeyelim hayatım. İhtiyacı olanları bulalım, onlara verelim. Daha mantıklı değil mi? Değerli izleyenler, Esenyurt'ta bugün 18 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Duman merdivenleri, koridorları sardı. Hatta evlere sıçramaya ramak kalmıştı çok sayıda kişi. Binada mahsur kalınca da balkonlara, pencerelere koşup itfaiyenin gelmesini bekledi. Dev blokta cam pazarı kuruldu. 18 katlı rezidansta yangın çıktı. Onlarca kişi mahsur kaldı. Can korkusuyla herkes balkona, pencereye koştu. Nefes almakta güçlük çekenler havlu sallayarak yardım istedi. İtfaiye kırmızı alarm verdi. Hem Türkçe hem de yabancı uyruklular için anonslar yapıldı. Yangın Esenyurt'taki 18 katlı binanın elektrik trafosunda başladı. Sonra hızla büyüdü. Merdivenleri, koridorları duman sardı. Şanslı olanlar kaçıp canını kurtardı. Geride kalanlar için gözyaşları döktüler çünkü onlarca kişi evinden çıkamadı, mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı ama neyse ki facia ucuz atlatıldı. Kimsenin canına zarar gelmeden yangın söndürüldü. Atatürk'e benzerliğiyle tanınan oyuncu Göksel Kaya 3 saat boyunca eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Boşanma davası açtı. Bir taraftan amansız hastalıkla mücadele eden 57 yaşındaki oyuncu amacı beni öldürmekti dedi. Ters çık diye vurdu, ben düştüm. Geber orada dedi. Büyük önderi anımsatan simasıyla meşhur olmuş, çok tartışılıp çok konuşulmuştu. Oyuncu Göksel Kaya bu kez de eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla gündemde. Telefonumu aldı, parçaladı ki kimseye ulaşamayayım. Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Göksel Kaya son aylarda kanserle mücadele ediyor. Konuşmakta güçlük çekiyor, denge kaybı yaşıyor. İddiasına göre hastalığı eşiyle arasını da açtı. Bu şekilde ben sana bakamam dedi. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına şiddete de karşıyız, erkeğe şiddete de karşıyız. Eşiyle yaşadığı bir tartışma sonrası şiddete uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. Çocuk bile dokunsa bana yere düşüyorum. Ters çık diye vurdu, ben düştüm. 3 saat boyunca orada çıplak bir şekilde beni bıraktı öyle. Tüterimden destek yok. Eşi tarafından yerde 4 saat boyunca sistematik bir şiddete maruz kalmış. Darp raporu alan Kaya avukatı aracılığıyla eşine boşanma davası açtı. Kırık kaburgama tekmeler atmaya başladı. Amacı galiba beni öldürmek. Bir kanser hastasına betonun üzerinde 4 saat boyunca sistematik bir şiddet uygulanmış. Bu kabul edilemez bir şey. Televizyoncu Meltem İnan'a yolda yürürken elektrikli scooter çarptı. Çenesi ve bir dişi kırıldı. Acı içinde gittiği hastanede ise bir şok daha yaşadı. Sigortası sana araç değil, scooter çarptı bahanesiyle tedavi masraflarını karşılamadı. Bu
boynumdan aşağı ılık ılık bir sıcaklık hissediyorum. Elimi bir attım, kan içinde. Üç kuruk var, bir çenemde, şu uçta. Bana yaklaşık 4 tane çivi çakıldı diş etlerime. Her şey sıvı beslenmek zorundayım. Konuşmakta güçlük çekiyor çünkü bundan 10 gün önce korkunç bir kaza geçirdi. Scooter terörü diye bir şey var. Scooter ulaşımı yok. Scooter terörü var. 19 Aralık Pazar günüydü. Meltem İnan Kadıköy'deki evinden çıktı ve birkaç sokak ötede yürüyüş yapmaya başladı. Tam da buraya geldiğinde karşıya geçecekti. İki adım attı ama baktı ki araç trafiği çok fazlaydı ve geri dönmeye çalıştı. Ne olduysa işte tam da o anda oldu. O sırada arkamdan bana bir şey çarptı. Ve ben yere düştüm, kafa üstü. Çenemi kapatamıyorum. Çenem oturmuyor. Dişimin kırıldığını hissettim. Ağzımın içi kan. Size elektrikli skuterle çarpan o genç gitti mi? Bekledi mi başınızda? Bekledi. Bildiğim kadarıyla bekledi. Normalde o skuterın buradan geçmemesi gerekiyordu. Neden biliyor musunuz? Çünkü hemen sağ tarafta bir bisiklet yolu var. Yani bisiklet yolunun olmadığı yerlerde kara yolunu kullanabilirdi ama öyle olmadı. Öyle olmadı. Ben ambulansı bindirdiklerinde bana dedi ki ambulans başına ne geldi anlat. Ben o halimle diyorum ki bana işte bir skuter çarptı dur dedi. Telsizle arkadaşını aradı dedi ki abi dedi trafik kazası değilmiş. Hemen dedi düzelt dedi raporu. Düşme olarak değiştir dedi. İşte tam da bu yüzden Meltem Hanım'ın sağlık sigortası, özel sağlık sigortası da bu kazayı karşılamadı. Yani sigorta şirketiyle alakalı değil. Genel sigortalıcılık sistemiyle alakalı bir şey. Ya bir kere ben bir araç değilim. Benim dikiz aynalarım yok. Ben arkadan skuter mi geliyor diye bakamıyorum yani. Bu skuter olayını İstanbul kaldıramadı. Bunun acilen yasaklanması lazım. İcra memurları bu kez ev araba değil, güreşçi deveyi hazzetti. Deve benim değil, oğlumun diyen Müfit Kurar isyan etti. Tarihsiz hayvansa satışa çıkarılacağı güne kadar 7 emine ait ahıra gönderildi. Babam Müfit Kurar'ın borcu nedeniyle benim şahsıma ait olan devem, 3 sene önce almış olduğum devem icra memurları tarafından haciz edildi. Bu kez ev araba değil, pehlivan deve haczedildi. Önce otoparka çekildi, beslenmesi sorun olunca da ahıra gönderildi. İnan Çapkın Barış. Aydın Efeler'de yaşayan Müfit Kurar borçlarını ödeyemeyince ahırdaki devesi de dahil malı mülkü haczedildi. Bu deve değerli bir deve, güneş devesidir. Yani malımızın rezil olduğunu düşünüyorum. Ama iddiaya göre 13 yaşındaki deve ona değil başka evde yaşayan oğluna aitti. Mülkiyet benim olduğu için oğlumun malı olduğunda dahil ibraz ettiğim halde avukat bey buna haciz yaptı. Durum ibraz edilince kanıt istendi. Mal benim malım. Kanıtlayamıyoruz. Kulak küpesidir, plakasıdır vesaire hiçbir şeysi yok. Küpesi olmayan hayvan 7 emine ait ahıra gönderildi. Bakıcıların deveci olmadığını söylüyorum. Devecinin bir alakaları yok. Devenin 200 bin liradan açık arttırma usulüyle satışa çıkarılacağı belirtildi. Hijyenik olduğu için ambalajlı sütleri tercih ediyoruz ama kutu üzerinde yazılı değerler acaba doğru mu? Şimdi süt üreticileriyle birlikte yaptığımız o kritik analiz geliyor ekrana. Kıymetli tarafı yağsı. 6 numaralı süt 3.1 olması lazım. 2.94 çıktı. Bu bir hile midir? Kesinlikle hiledir. Paketli sütlerin hepsinin üzerinde yağ oranı yazıyor. Ama yapılan analizde gerçekler ortaya çıkıyor. Sütün yağı çalınıyor. Analiz makinesinden biz yağ ve proteinleri ölçeceğiz. Markete gittik ve marketten 7 farklı markaya ait uzun ömürlü süt satın aldık. Üzerinde yazan yağ oranı ve protein değerleri gerçekten doğru mu? Şimdi bunu analiz edeceğiz. Onların yağ oranlarını, kutuların üzerinde protein değerlerini biliyoruz. Numuneler alındı, şimdi o numuneler analize gidiyor. Ve alınan 7 numune tek tek analiz cihazına yerleştiriliyor. Sütte yapılan sahtekarlık pes dedirtiyor. 4 numaralı süt mesela 3.3 yağ, kutunun üzerinde yazan 2.79 gelmiş. Şimdi günah değil mi bu yani? Yazık. 7 numaralı süt 3.1, 2.99 çıktı. Yani ne oluyor? Hep
hep aşağı doğru alıyor. Yapılan analizlerde yalnızca 5 ve 1 numaralı süt paketlerinin doğru yağ ve protein oranlarında olduğu ortaya çıktı. 5 numara mesela 3,5 yazıyor kutunun üzerinde. Analizde çıkan soru 3,56. Ona da teşekkür ediyoruz. Diğer tüm yaptığımız analizlerde sütün yağından alındığı ortaya çıkmış oldu. Ne 1 kilo sütün içinde 0,02 ne olacak diyorsun? Öyle değil. Öyle değil. Ne olacak fazla olsa? Bunlar yekünde topladığı zamanlar dünya kadar rakam yapıyor. Yaptığımız testte sütten çalınan yağların oranı %7 ile %3 arasında değişiyor. Sanayici tüketiciden çaldığı süt yağından tereyağı ve kaymak elde ediyor. Haksız kazanç elde ediyorlar, tüketiciyi de kandırmış oluyorlar. Süt Üreticileri Birliği sütte hile yapan firmaları bakanlığa şikayet etmeye hazırlanıyor. Gerekli yaptırımı bu cezayı bakanlık uygular. Ataşehir'de bir ortaokul iddiaya göre yıkılacağı için kapanacak. Bu durumdan veliler hayli şikayetçi tabii ki. Çocuklarımızı uzaktaki okullara nasıl gönderelim diye yetkililere seslendi. Kesinlikle kapanmasını istemiyoruz buranın. Kışı var, yazı var, başka yerlere dağıtmanın bir anlamı yok. 2 yıldır eğitim alamıyoruz pandemiden dolayı. Bu senede bu derdimiz çıktı. Veliler de, öğrenciler de istemiyor. Ancak yanı başlarındaki okul kapanacak. Çocuklarımızı kilometrelerce uzaktaki okullara nasıl gönderelim diyen veliler dert yanıyor. Benim okulumun çevresi temiz. Ben evimin yanında istiyorum. Okul kapanmasın. Öğrencilerimiz eğitimlerini düzgün alsın. Burası Ataşehir'de bir ortaokul. İddiaya göre okul yıkılacak nedeniyle bu okul günler sonra kapatılacak. Ancak bu duruma veliler ve öğrenciler isyan ediyor. Çünkü çevredeki tüm okulların kapasiteleri dolmuş halde. Bu okul kapatılırsa çocuklar nereye gidecek? Çevre okullar zaten 45 kişilik mevcutlarda. Bir diğer problemse ortaokul öğrencilerinin halk eğitimi kursiyerleriyle aynı yerde aynı anda eğitim alması. Çocuklar dersteyken aşağıda güm 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 tak 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 kurs var, eğitim veriliyor. Kapatılacak bir okula halk eğitim neden geliyor? Biz bu halk eğitime emanet ediyoruz çocuklarımızı. Halk eğitim merkezi başka yere taşınsın, istemiyoruz burada. Sosyal medya son günlerde onları konuşuyor değerli izleyenler. Belki aranızda denk geleniniz de olmuştur. Ayrı uçaklarda sefer yapan pilot karı koca havacılıkta az rastlanır bir tesadüfle aynı rotada buluşup yan yana uçtu. Gökyüzündeki bu romantik buluşma izleyenlere göre yılın en romantik olayı olmaya aday. Tırmandı ve uçaklarımız tesadüfen havada buluştu. Aynı anda aynı rotayı takip ederek İstanbul'a kadar bir uçuşumuz oldu Basra Körfezi üzerinde. Pilot karı koca gökyüzünde aynı rotada buluştu, dünya onları konuştu. Kaptan pilot olarak görev yapmaktayım. Ben de Türk Hava Yolları'nda ikinci pilot olarak görev yapıyorum yaklaşık 6 yıldır. Körfez semalarında yan yana böyle uçtular. En çok tesadüfi, çok keyifli bir uçuş gerçekleştirdik. Türk Hava Yolları'nda pilot olan Nurdan Yararcan, Malezya'dan İstanbul Havalimanı'na doğru uçuyordu. O, Basra Körfezi'ne geldiği sırada da bir başka şirkette kaptan pilot olan eşi Oğuzhan Yararcan, Bahreyn'den havalandı. Tırmandı ve uçaklarımız tesadüfen havada buluştu. Pilot çift Bahreyn'de önce yan yana uçtu. Daha sonra kaptan pilot Oğuzhan Yararcan eşinin rotasını takip etti. Havada karşılaşan pilot çift İstanbul'a işte böyle geldi. Aslında bir bakıma Nurdan'ın uçuşunda karşıladık. İstanbul'a kadar evimize kadar beraber geldiğimiz bir uçuş gerçekleştirdik. Eşim bana eşlik etmiş gibi oldu. Nurdan Yararcan gökyüzündeki romantik buluşmayı meşhur şarkıda geçen "Sen bir şahinsin, ben garip serçe" sözleriyle paylaştı. Sen bir şahinsin, ben garip serçe, attım kalbime demirden pençe. Çok keyifli bir uçuş gerçekleştirdik. Bizim için harika bir an oldu. Attım kalbime demirden pençe. Oldukça ilginç bir haberle devam ediyoruz şimdi. Aydın'a gidiyoruz. Bir adam tilkilerden kaçan şahini kurtardı. Onu görevlilere teslim etmeye giderken poşete sardığı kuş birden hırçınlaşınca Recep Yener teybin düğmesine bastı. İnanamayacaksınız ama Hakkı Bulut'un şarkısı çalınca yırtıcı kuş da tasa masa kalmadı. Yola çıkmış arıyorum.
kaybettiğim aşkımı. Hayvana su verdik ve suyu içince biraz kendine geldi. Kaybettiğim aşkımı. Hakkı Bulut'un kasetini dinleyince arabanın içine biraz daha kendine geldi. Tilkilerden kurtardığı Şahin'e Hakkı Bulut dinletti. Yırtıcı kuşu şarkıyla pamuğa çevirdi. Başkasını bana toz pembe görünmez. Böyle görüntüne bakmayın, hindiden büyük. Aydın Nazilli'de yaşayan Recep Yener bahçesinden dönüyordu. Portakal bahçesine gittim Hamzalı'da. Dönüşümde bu Şahin'i gördüm, tilki kovalıyordu. Tilkiler nereden kurtardı. Şahin yorgun düşmüştü ama o yine de kendince tedbiri aldı. Pençeleri kuvvetli olduğu için poşete koymak zorunda kaldım arabanın içine zapt etmek için. Hayvanı görevlilere teslim etmeye götürürken Şahin yolda hırçınlaştı. Recep Yener her yolu denese de olmadı. Sonunda teybin... Hakkı Bulut'u dinleyince arabanın içinde canlandı biraz. Ve böyle oldu, gördüğünüz gibi. Artık ayrılma vaktiydi ama kolay olmadı. Recep Yener duygulanmıştı. Senin yaptığın çok kutsal bir şey. Yani bunların hepsi bize emanet. Ayrılsan da mutluluk dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarım. Sanatçı Bülent Ersoy yeni yılda Bolu'da sahne alacağını duyurunca Bolu'da aşçılar heyecanlandı, kolları sıvadı, divaya yaprakları 40 kat hamurdan dünyanın en lezzetli yılbaşı ağacını hazırladı. Çok çektim elinden, çok aş, bana uzak dursun. Türkiye'de bir ilk yılbaşına özel diva için baklavadan çam ağacı. Herhalde çok ihtişamlı bir görüntü olmuştur. Bülent Ersoy'umuza yaptık. Ustalarımız çalıştı. Ellerine sağlık. Teşekkürlerimi arz ediyorum hepsine. Kilolarca Antep fıstığı, her dilimde 40 kat hamur. Dünyanın en lezzetli çam ağacı. Birçok usta bir araya geldi. Türkiye'nin divası Bülent Ersoy yeni yılda Bolu'da olacak diye kolları sıvadı. Ve işte böyle kat kat baklavadan çam ağacı yaptı. Türk sanat müziğinin divası Bolu'ya geleceğini duyan Bolu aşçıları çok heyecanlandı. Dünyanın en lezzetli çam ağacı olabilir. Her katında havuç dilim özel baklavalar var. Bakın burada yine Antep fıstığından Bülent Ersoy yazıyor. 164 dilim avuç dilimi baklavayı hazırladık. 18 kilo Antep fıstığı kullandık. Baklavadan çam ağacına bak bak bitmiyor. 30 kilonun üstünde 1,5 metre uzunluğuna yaklaşık. Türkiye'nin divası Bülent Ersoy şeflerin bu jestini duyunca çok sevindi, çok mutlu oldu. Lütfen kendilerine etmiş olduğum teşekkürlerimi arz ettiğimi ifade buyurursanız müteassıs olurum efendim. Bolulu ahçılar hepsini canı yürekten bir kere öpüyorum. 2022'ye girerken sağlık çalışanlarını unutmadı. Bir tane iki tane belki yerim efendim ama diğer ağacın dallarındaki bu baklavaları şu anda içimden geldi. Tüm Bolu'daki sağlık çalışanlarına benim için aktarmak diyorum. Herkesi de sevgimle, hürmetimle öpüyorum efendim. Çok çektim elinden, çok aş bana. Sevgili seyirciler, bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Yarın biz yine aynı saatte gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmuyor muyuz? Ve her zaman söylediğimiz gibi güzel bir akşamımız olsun. Hoşçakalın.